2025 yılına artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca çalışanın gözü açıklanması beklenen asgari ücret rakamında işveren, işçi ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek. 2025 yılı için asgari ücret artık belli olacak. Peki kulislerde asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte o rakamlar. En az 30 bin. Günümüz şartlarına göre en az 25 ile 30 arası olması lazım. Enflasyon verileri açıklandığı gözler asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Aralık ayının son haftasına kadar 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi gerekiyor. Bu kapsamda işveren, işçi ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı o masadaki rakama çevrilecek. Tutarmaz 15 bin lira kira veriyor insanlar. İki tane çocuk okutuyorum ben. Ben geçinemiyorum şahsen. Sizin talebiniz 30 bin. Bence 30 bin olması gerekiyor. 2024 yılı için uygulanan asgari ücret rakamı net 17.002 Türk lirası. Asgari ücrete enflasyon oranına göre her yıl zam gerçekleştiriliyor. Bu da 2025 yılı için asgari ücretin 20.000 Türk lirası olabileceği anlamına geliyor. %30'luk bir zam yapılırsa asgari ücret 22.102 Türk lirası olacak. Hadi 30 olsun. 30 kurtarır mı seni? Bilmiyorum, kurtarım. Malzemeler, her şeyler atmayacaksa, ev kirası vesaire atmayacaksa olsun derim. Ancak henüz resmi rakam açıklanmış değil. İşveren, işçi ve hükümet arasındaki müzakereler sonrasında net rakam kamuoyuyla paylaşılacak. İşçi tarafının beklentisi ise en az 25.503 Türk lirası. İşçi sendikaları bu rakamın altına inilmesine sıcak bakmıyor. Abi asgari ücret en az şu an 25 lira olması lazım. O da en düşük şartlarda yani. Geçindirir mi 25? Geçindirmez ama en düşük şartlarda olması lazım. En az, en kötü şartlar ihtimalle yoksa 30-35 civarında olması lazım diye düşünüyorum. Gözler şimdiye asgari ücret maratonunun başlamasına çevrildi. Müzakereler sonrasında en geç aralığın son haftasına kadar resmi rakamın açıklanması bekleniyor. Peki asgari ücrete yılda bir kere mi zam yapılsın yoksa iki kere mi yapılsın? Vallahi iki kere olursa çok güzel olur. Ama bunu fırsat bilip de asgari ücrete zam yapıldı diye malzemenin parasına zam koyuyorlar. Onu yapmamaları lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.